1900'lerin başında orta oyun izleyen, meddahları, Karagöz, Hacivatları alkışlayan seyircinin henüz bilmediği bir şey vardır. Yaklaşmakta olan büyük değişim. Çünkü izleyiciler arasında küçük bir erkek çocuğu daha o yaşta tiyatronun büyülü dünyasına gönlünü kaptıracak ve büyüdüğünde çağdaş Türk tiyatrosunun kurucusu olacaktır. Babası oğlunun sarayda katip olmasını istese de Muhsin'in hayalleri bambaşkadır. Hayatını adayacağı mesleği çoktan seçmiştir. 1909'da Sherlock Holmes oyununda Bob rolüyle ilk kez sahneye çıkar. Ardından birçok oyunda yer alır. Ancak babası bu durumdan hiç de memnun değildir. Genç Muhsin çareyi aile evini bırakıp Fransa'ya gitmekte bulur. Paris'te bir tavan arasına yerleşerek geçireceği bir yıl hem kendisi hem de Türk tiyatrosu için dönüm noktalarının belki de ilkidir. Sinema matineleri, Rus toplulukların ve Comédie Française'nin oyunlarıyla dolup taşan günlerin ilhamıyla ülkesine döner. 1912'de İstanbul sahnelerinde yepyeni bir Muhsin vardır artık. İlk kez Hamlet oyununu sahneye koyar ve Hamlet rolünü oynar. Bursa Millet Tiyatrosu'nda oyunlar sahneleyip açtığı Ertuğrul Sineması'nda film gösterimleri yaparken yeni bir dönüm noktası kapıyı çalar. Yıl 1914'tür. Bugünlere taşıyacağı Darülbedai'nin sınavına gider. Önce öğrenci, sonra öğretmen olarak bugünün İstanbul Şehir Tiyatroları'nın kapısından içeri ilk adımını atar. ...1914 aynı zamanda ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı yıldır. Tiyatro sanatçısı Muhsin'e yine gurbet yolu görünür. Bu sefer istikamet Berlin'dir. Bu yolculuk henüz emekleme döneminde olan Türk sineması ve sinema yönetmeni Muhsin Ertuğrul'un sahneye çıkışıyla sonuçlanacaktır. Burada rol aldığı birkaç filmden sonra kendi yapım şirketini kurar ve bu kez kamera arkasına geçerek ilk filmlerini çekme cesareti ve başarısını gösterir. İstanbul'a döndüğünde Darülbedai'de yönetmen olarak çalışmaya başlar. Diğer yandan ülkemiz adına ilk özel film yapım şirketi kurulmasını sağlar ve onlar adına 6 film çeker. İstanbul'da Bir Faciaya Aşk, Türkiye'de yönettiği ilk filmdir. Ardından Halide Edip'in Kurtuluş Savaşı yıllarımızı anlattığı Ateşten Gömlek romanını sinemaya uyarlar. Bu film, Muhsin Ertuğrul'un çabaları ve ısrarı sayesinde Türk kadınlarının rol aldığı ilk sinema filmi olur. Filmde oynayacak Türk kadın oyuncuları bulmak için gazete ilanı verilir. İlana başvuran sadece iki kişidir. Bedia Muvahhid ve Neyire Neyir. Bu iki isim bir sinema filminde rol alan ilk Türk kadın oyuncular olarak sinema tarihimize yazılır. Sinema ve tiyatro incelemeleri için gittiği Moskova'da Eisenstein ve Stanislavski gibi dönemin sanat dehalarıyla tanışır. Sanata ve kendine duyduğu güvenle dünya sinemasının merkezi kabul edilebilecek bu şehirde 3 film yönetir. 1922-1939 yılları arasında Türkiye'de film yapan tek kişi olur. 20'den fazla filme imza atar. Türk sinemasında tiyatrocular dönemi olarak adlandırılan bu dönem Muhsin Ertuğrul dönemi olarak da anılır. Uluslararası alanda ödül alan, ilk Türk filmini yapan, ilk sesli ve renkli Türk filmi çeken sinemacı Muhsin'in kalbinin asıl sahibi hep tiyatro olmuştur. Darülbedai Sanat Yönetmeni, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, İstanbul Şehir Tiyatroları Başrejisörü, senarist, oyuncu, çevirmen ve yönetmen. Ömrü boyunca ülkemizde tiyatronun bir meslek olarak benimsenmesi ve tiyatro kültürünün yayılarak tüm ülkenin gelişmesi için çalışmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve Adana'da yeni tiyatro sahnelerinin açılmasını sağlar. Sahnelediği 50'nin üzerinde oyun, yetiştirdiği sayısız sanatçıyla modern Türk tiyatrosunun öncüsü olur. Kendi deyimiyle hem sevdiği bir sanat kolunda çalışmak hem de bu sanat dalının toplumun yüreğinde çiçekler açtıracağına inandığı için bütün ömrü boyunca tiyatroya emek vermiştir. Azimle ve aşkla kendi yaşam öyküsünü yazarken aslında bir çağa imzasını atmıştır.